anda yanıtını alalım. Evet Gökmen, tabii şunu söyleyeyim, öncelikle Biden'ın bu açıklaması ve İngiltere'nin Zelenski'ye sığınma hakkı vermeye hazırız demesi bence Zelenski'nin ve Ukrayna ordusunun zayıflamasına yol açacaktır. Yani hem savaşma arzusunu tırpanlayan bir yaklaşım bu, hem de Zelenski'nin kaçabileceği, ülkeyi terk edebileceği imasında bulunmuş oldular. Bu anlamda Ukrayna'yı terk ettiler diyebiliriz Rusya'ya. Ancak ekonomik yaptırımlarla belli bir süre sonra sonuç almaya çalışacaklar. Ben Sayın Kuloğlu'na şunu soracaktım. Sayın Kuloğlu Sovyetler Birliği dağılmadan önce yaptığı tezde de bunu tahmin ettiğini söyledi. Ama orada önemli olarak da Yıldız Savaşları'na çok kaynak aktardılar. Ve ekonomik olarak zayıflamaları da bu çöküşte etkili oldu dedi. Tabii bu çöküşte bir etkili faktör de Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesidir. Orayı işgal etti ve çok uzun süren Amerika destekli bir yıpranma savaşıyla karşı karşıya geldi Sovyetlerin askerleri. İşte ABD Taliban'ı kurdurdu. Bir gerilla taktiğiyle bir direnç ve savaş yürütüldü. Ve uzun vadede Rusya oradan büyük kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldı. Şimdi ondan sonra Rusya'yı, Ukrayna'yı işgal ederken görüyoruz. Acaba Sayın Kuloğlu, Ukrayna'da da böyle ABD destekli gayri nizami bir gerilla direnci olabilir ve Rusya bu yönüyle Ukrayna'da tutunamaz hale gelebilir mi? Yoksa Zelenski yönetimini değiştirip askeri ve siyasi üstünlüğü kurup Ukrayna'yı yönetim olarak fiilen kendine bağlayabilir mi? Böyle bir benzerlik görüyor musunuz? Ukrayna'nın böyle bir potansiyeli var mı? Ve Amerika'nın böyle bir niyeti var mı sizce? Ve şartlar bu anlamda karşılaştırılabilir mi? Yani Ukrayna, Rusya için yeni bir Afganistan bataklığı gibi olabilir mi? Ne dersiniz Sayın Kuloğlu? Hemen peşinen söyleyeyim, olamaz. Neden olamaz? Çünkü Afganistan'ın bir özelliği var. Orada radikal dinci unsurların hakimiyet sağladığı bir potansiyel var. Ve orada da destek de alıyorlardı. Bu desteğin neticesinde din faktörünü de ön plana çıkartmak suretiyle Rusya'ya karşı bir mücadele sergilediler ve bu mücadelede Rusya'yı oldukça yıprattılar ve sonunda Rusya çekilmek zorunda kaldı. Ama Ukrayna'ya baktığımız zaman Ukrayna ile Afganistan'ı birbirine benzetmemiz mümkün değil. Çünkü Rusya da bir Ortodoks ülke, Hristiyan, Ukrayna da bir Ortodoks Hristiyan ve Ukrayna içerisinde Rus asıllı çok vatandaş var ve Rus destekçisi çok kişi var. Ve dili dahi birçok yerde Rusça ve dolayısıyla Ukrayna'nın Afganistan'a benzer bir şekilde bir mücadele alanı haline gelmesi ve gayri nizami harp unsurlarının Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenerek Rusya'ya karşı burada kullanılması ihtimali son derece zayıf. Belki ufak tefek direnişler vesaireler olabilir ama bunlar çok fazla etkili olamaz diye değerlendiriyorum. Ve burada maalesef Ukrayna'yı yalnız bıraktılar. Ekonomik yaptırımlarla şimdi yetiniyorlar. Şimdi NATO ülkesi değil. Evet, NATO ülkesi değil ama hatırlarsanız Afganistan Savaşı'nda da Afganistan bir NATO ülkesi değildi. Ama bir koalisyon kuruldu. NATO oraya müdahale etmedi. Daha sonra NATO'ya dolaylı olarak entegre edildi bazı konular ama doğrudan bir NATO müdahalesi değil, bir koalisyonun müdahalesiydi. Aynı şekilde Ukrayna'ya karşı da bir koalisyon oluşturabilir ve Rusya'ya karşı koyabilirlerdi. Ama hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yla karşı karşıya doğrudan gelmek istemez. Mutlaka dolaylı olarak bu işleri yürütürler. Vekalet savaşlarıyla yürütürler. Ukrayna bu vekalet savaşı için yeterli değil. Ukrayna artık Rusya'nın güdümüne girecek bir ülke olarak görünüyor. Ve önümüzdeki dönemde de burada gayri nizami harp unsurlarıyla bir direnişin Afganistan'da olduğu gibi çok ileri boyutta olmasını da beklemiyorum. Bu nedenle Ukrayna'yı bir noktada bıraktılar ve hiçbir zaman da müdahale de edemiyorlar. Ve NATO'yu ön plana çıkartmak suretiyle, NATO ülkelerindeki birliklerini takviye etmek suretiyle bir noktada biraz önce Sayın Şen'in de ifade ettiği gibi yeni bir soğuk savaş döneminin bloklarını hazırlıyorlar. NATO bir tarafta, NATO'ya dahil, NATO'nun dışında yine batı tarafında olan diğer ülkeler bir tarafta, diğer tarafta da Rusya ve etrafındaki ülkeler olmak üzere artık bir bloklaşmaya doğru gidiyor. Bunun adımını da Ukrayna'da atılmış durumda
görüyoruz. Bundan sonra biz ekonomik yaptırımlarında ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek. Ama Rusya'nın Sovyetlerin dağılmasında olduğu gibi bir sonuçla karşılaşacağını da düşünmüyorum. Türkiye burada en önemli konu Türkiye'nin durumu. Türkiye'nin bir devlet politikası var mı? Hükümet bir politika oluşturdu mu? Türkiye'nin mutlak ve mutlak tarafsızlığını mutlaka ortaya koyması lazım. Evet, NATO ülkesidir. NATO'nun kararları çerçevesinde, tahammülleri çerçevesinde, hareketleri çerçevesinde kalma durumu vardır. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri özellikle düzelteceğim diye NATO'yu abartılı bir şekilde ön plana çıkararak Rusya'yı karşımıza almanın son derece kötü sonuçları ortaya çıkabilir. Çünkü Rusya ile olan ilişkilerimiz diğerlerine benzemiyor. Suriye'de Astana süreciyle olan ilişkilerimiz var. Libya'da anlaşmasak dahi anlaşıyormuş gibi bazı ilişkilerimiz var. Karadeniz'de ilişkilerimiz var. Ekonomik ilişkilerimiz var. Turizm ilişkilerimiz var. Enerji ilişkilerimiz var. Bu yatırımlar var. Yaptığı bir sürü. Dolayısıyla Rusya ile karşılıklı gelmemizin ulusal çıkarlarımız açısından son derece mahsurlu olduğunu görüyorum. NATO'yu abartılı bir şekilde ortaya çıkarmayacağız. Ama NATO'nun usullerine, teamüllerine de uyumlu hareket edeceğiz. Ama bunu çok abartılı ve ön planda sunmayacağız ve Rusya'yı karşımıza almayacağız. İşte burada ince bir diplomasi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi devreye giriyor. Bunu da bizim tabii devşirme diplomatlarla yapmamız mümkün değil. Tecrübeli, bu işte gönül vermiş, bu işte bilgili bizim diplomatlarımız var. Bunlarla mutlaka sağlam bir dış politika, sağlam bir devlet politikası bu konuda da oluşturmamız lazım. Ve ona da göre de hareketlerimizi düzenlememiz lazım diye değerlendiriyorum efendim. Peki. Efendim, Türkiye'nin çıkarlarını son derece yakından ilgilendiren ama onun da ötesinde şu anda dünyanın gözüne çevirdiği, gözün üzerine çevirdiği bir krizi sizin gibi bir tecrübeli isimle, çok değerli bir emekli askerle, bir stratejistle değerlendirmek bizim için de, izleyicilerimiz için de ayrıcalık oldu. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kuloğlu katkınız için. Ben teşekkür ediyorum efendim. Evet. Şimdi bu arada Ali Mahir Başar bir şey mi var? Hayır. Ali Mahir Başar'a şunu soralım. Mecliste miydiniz? Evet. Ne oldu mecliste bu konuda sizi, yani Kılıçdaroğlu'nun çağrısı vardı. Daha doğrusu meclisi takip ettim. Yani bütün gün gelişmeyi takip ettim. Ya bu konuda ne oldu? Görüşüldü mü? Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği gibi bir işte oturum bileşimi oldu mu? Bilgilendirme vesaire. Zaten bugün meclis olağan gündemiyle, normal gündemiyle toplandı. Gündem dışı konuşmalar yapıldı. Başka bir uluslararası anlaşmayla ilgili her parti işte 20 dakikalık, 10 dakikalık söz hakkını bu konuda kullandı. Yani özel olarak bu savaşla ilgili meclis toplanmadı. Zaten İyi Parti'nin Bursa Milletvekili Sayın Erozan şunu söyledi. Bakın dedi, ben rahat konuşamıyorum dedi. Niye? Kapalı olsaydı, kapalı oturum olsaydı basının basına kapalı olacaktı ve her parti tutanaklara geçecekti. Düşüncelerini, özel isteklerini, önerilerini, tehlikeleri rahat rahat konuşabilecekti. Ama AKP bunu kabul etmedi. Çünkü AKP demek ki bunu bir ulusal bir sorun olarak görmüyor. Bu önemli bir sorun. Savaş dibimizde, yani büyük bir sorun var Türkiye'nin kucağında. Bunun çözüm yeri ivedilikle neresidir? Meclistir. Mecliste kapalı oturum olacaktı. Hatta Cumhurbaşkanı gelecekti. Cumhurbaşkanı konuşacaktı. Açıklama yapacaktı. Planlarımızı anlatacaktı. Önerilerini alacaktı. Ortak bir akılla biz bu sorun üzerine gidecektik. Ama maalesef ki böyle olmuyor. Meclisten saatler, bir saat sonra falan Ömer Çelik kameraların karşısına çıktı. Tam da insanları tatmin etmeyen, herkesin işte yüzeysel bir konuşma yaptı. Sonra çanak bir soru geldi. Ya dedi, demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer, işte bu masa, altılı masa falan, ne düşünüyorsunuz dedi. Beyefendi yarım saat Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştu. Bugün sorun Cumhuriyet Halk Partisi değil. Bugün sorun Türkiye'nin sorunu, tüm partilerin sorunu, 84 milyonun sorunu, Karadeniz'in sorunu, dünyanın sorunu. Yani bu savaşı Cumhuriyet Halk Partisi çıkarmadı herhalde. Ama AKP sözcüsü
böyle bir günde yarım saat işte HDP, demokrasi, Diyarbakır, altılı masayı konuştu. Türkiye'nin geldiği durum gerçekten bir felaket. Benim önerim şu, konuşmacılar, İyi Parti,